Selam Sogent, hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Arkadaşlar, Sogent'le bizim YouTube'da iki tane videomuz var. İki farklı konu için tecrübelerinden bahsetmişti bize. Ve videolarda ondan söz almıştım. Daha sonra başka tecrübelerin olursa lütfen bunları da çekelim diye. Sogent'in bize anlatacağı konu şu olacak. Almanya'da blue card koşullarında iş değişikliği yapabilmek. Hangi koşullarda yapabiliyorsunuz veya yapabiliyor musunuz? Bütün bunlardan bahsedecek ve bu süreci yaşarken Sogent neler yaşadı bunlardan da bahsedecek. Sogent'cim, öncelikle sen blue kartlı olarak buraya gelmedin aslında. Hayır. Değil mi? Hı hı. Buraya geldin aile birleşimiyle. Aynen. Ve iş buldun. Evet. Bulduğun işi blue karta çevirdin. Aile birleşiminden blue karta çevirdin. Hı hı. Ve sonra? Buraya geldikten bir sene sonra kendi blue kartımı aldım. Yaklaşık ondan ya yani 6 ay olmadan da iş değişikliği yapmak istedim. İş değişikliği içinde zaten eğer blue kartlıysanız eskiden 2 sene aynı iş yerinde devam etmeniz gerekiyordu. Ama yeni bir kanun çıktı. Ve bu 2 sene 1 sene düşürdüler. Yalnız bu benim için geçerli değildi. Sanırım tam kanun değişikliği sırasında denk geldim ve arkasında ne olduğunu tam bilmiyorum. Onun için Ausländer Behörde'den izin almam gerekiyordu. Evet, aynen öyle. Araya gireceğim burada. Biz NRW eyaletinde şöyle blue kartlarımızın arkasında çalıştığın iş yerin işte ismi falan yazıyor. Burada da öyle değil mi? Evet. Yani blue kartınız değişmiyor iş değişikliği yaptıktan sonra. Sadece blue kartla beraber size verdikleri bir ek belge var. Sadece onu yeniliyorlar. Yani izin almak için de tabii bölgeden bölgeye değişiyor. Bazen gidip uzun süreler beklemeniz gerekiyor. Ausländer Behörde'deki bana bakan memura e-mail attım. Bu şekilde iş değişikliği yapmam gerekiyor. Şu tarihte başlayacağım. Neler göndermem lazım? O da e-mail ile bana iş sözleşmemi ve bir iki tane daha belge istedi. Onlar da zaten iş yerinizden almanız gereken belgeler. Yani sizin kendiniz bir şey yapmanız gerekmiyor. Onları aldıktan sonra da Ausländer Behörde ile paylaştım. Ve çok kısa bir süre iznim geldi. Bana yeni bir termin günü verdiler ve gidip ek belgemi aldım. Daha sonra da işe başladım. Fakat bu anlattığım şey aslında tam uzun bir süre bir de değil mi? Yok, benim için çok kısa oldu öyle aslında. Mi? Evet. Tam ondan bahsedecektim. Çünkü hani bildiğim kadarıyla Münih merkeze bağlıysa Ausländer Behörde'niz 2 ay, 3 ay gibi süreler duydum. Hatta daha fazlasını duydum ama benim için hani memurum bir hafta tatilde, hatta o hafta evet, seninle konuştum. Evet. Panik olacak, oldum olacak. Ne olacak falan diye. Çünkü daha sonra da yeni yıl tatili vardı. Evet. Memur geldikten sonra zaten hemen. Yani bir gün içerisinde okeyledi ve daha sonra eski işimden çıkış günüme termin verdiler. Ki yeni işime zaten yeni sen peki mail atarken yazmış mıydın şu tarihte çıkacağım demiş miydin yoksa denk mi geldi randevu tarihi? Sanırım ki onlar o şekilde denk getirdiler. Ocak sonuna kadar eski iş yerimde çalıştım. Daha sonra Ocak sonuydu veya bir önceki gündü tam net hatırlamıyorum. O gün için termin verdiler ve gidip aldım. Dediğim gibi benim için aslında o bir hafta izinde oldu, bir haftayı saymazsak çok kolay ve normal bir süreçti ama başka arkadaşım, çünkü ben Münih merkeze bağlı değilim. Ausländer Behörde'den Münih merkezi dışındaki yerde. Münih merkeze işte e-mail ile ulaşamıyoruz veya işte telefonla ulaşamıyoruz gibi şeyler duydum. Evet. Uzun süreler olabilir fakat 2 seneyi 1 sene düşürmeleri bence güzel bir şey. Bildiğim kadarıyla kanun şu şekilde, sen daha iyi bilirsin. 1 sene bittikten sonra belgeleri gönderiyorsunuz ama izin almak zorunluluğunuz yok. Hı-hı. Daha sonra İşe başladıktan bir ay içerisinde Ausländer Behörde'den size geri dönüş yapılabilir. İşte itiraz babında. Zaten herhangi bir itiraz vesaire bir şey yoksa devam edebilirsiniz. Bu da şunun için yapılıyor anladığım kadarıyla. Sen blue kartlı olarak burada oturum sahibisin. Bir sonraki iş yerindeki koşullar aynı şekilde devam ediyor. İşte maaş olsun veya çalışma evet. zamanı veya çalıştığın pozisyon olsun. Sen şimdi önemli, mühendissin burada. Mühendis olarak çalışıyordun değil mi ilk aynen iş yerinde? Öyle. İkincide de yine aynı yani eğitimini aldığın veya tecrübe sahibi olduğun mesleğinle alakalı. Çok bir güzel iş bir şey söyledin. Bununla ilgili 2 tane örneğim var. Bir tanesinde yine bir arkadaşım iş değişikliği yaptı. Mesela o da uzun bir süre izin alması gerektiğini düşündüğü için Ausländer Behörde'den cevap bekledi. Daha sonra bir şekilde telefonla Stuttgart'ta, telefonla falan vesaire ulaştı ve dediler ki yo böyle bir kanun çıktı ve artık sizin izin almanıza gerek yok. Yani 2 ay boşuna aslında stres çek. Kanunu ona gönderdi ve artık ek belgeye de gerek yok aslında. Direkt yeni işle başladı. Başka bir örneğim, yine benim gibi blue kartla gelmeyip eş üzerinden işte aile birleşimi gelen başka bir arkadaşım var. Onun mesela blue card başvurusu 2 etapta reddedildi. İşte endüstri mühendisi ama yaptığın iş endüstriyle alakası yok. Halbuki yani endüstri mühendisi yazınca o ilk iş 1. sırada çıkıyor. Yani memurun biraz şeyine bağlı. Aynen. İşte o da iş yerinden mektup aldı. Bu iş endüstri mühendisiyle bağlı. Bizim için önemli olan endüstri mühendisi mezunu olması vesaire. Bu şekilde mesela mavi kartını aldı. Yani mavi kartı reddi görürseniz bu yüzden iş yeriyle konuşabilirsiniz. Okay, çok güzel. Evet. O zaman ben burada 2 tane bilgi vereceğim. Birincisi arkadaşlar, eğer bulunduğunuz bölge merkezdeyse
biraz daha uzun sürebilir işlemleriniz ama daha merkezin dışında kasabaysa, daha küçük yerse, daha az kalabalık bir yerse yabancılar dairesindeki işlemler çok daha hızlı oluyor çünkü yoğunluğu az oluyor. İkincisi Blue Card iş değişikliği yaparken aslında diğer işiniz zaten eminseniz Blue Card koşullarına uygun olduğuna bütün her anlamda hiç endişeniz olmasın. Acaba bana izin verirler mi vermezler mi problem yaşar mıyım? Aynı koşullardaysa hiç problem yaşamazsınız. Hiç sıkıntıya girmeyin ve dert etmeyin lütfen bu tarz şeyleri. Ben bir de burada evrak konularına girmek istiyorum. Evrak olarak sen yeniden Blue Card alır gibi bir başvurum formu doldurdun diye düşünüyorum. Doğru mu yoksa doldurmadın mı? Başvuru formu doldurmadım. Sadece sözlü şey gönderdim. Bir de bir belge daha var. İş ilişkisi beyan formu mu bu? Yok yok. Yeni iş yerimden aldığım bir belge şu. Kişi bizimle çalışacak. Detayları yazıyor. Bu pozisyonda çalışacak vesaire. Bunları gönderdim. Başka bir belge benden istemedi. En azından hani benim bağlı olduğum Aslan'dan böyle bir şey istemedi. Evet. Çünkü biz de iş değişikliği yapmıştık 2 sene önce Mustafa için. Biz resmen Blue Card oturumunun bütün sürecini iş değişikliğinde de yaptık. İşte formumuzu da doldurduk, bütün her şeyi yaptık. İşte iş ilişkisi beyan formları, şirketten alınacak diğer formlar gibi bütün her şeyi baştandı. Demek ki burada bu konuda biraz daha esnek olabilir. Belki değişmiştir, belki de. O da olabilir. Yani 2 sene sonra belki değişmiştir ama hani dediğim gibi benim için çok kolay bir süreç oldu. Ben çok gözümde büyütmüşüm okuduğum şeylerden dolayı. Ama biraz sanırım işte yerinden yerine göre değişiyor. Kesinlikle yani hem bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor hem de memurdan memura göre çok büyük inisiyatifler değişiyor orada. Evet. Peki bu süreçte dikkat edin. Böyle bir şey de olabilir. Böyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Diyeceğim bir şey var mı? Ya şunu söyleyebilirim. Eğer Redin gibi mesela merkeze bağlıysanız süreçlerin uzun olacağını düşünüyorsanız ki bunu işte Facebook gruplarında mesela araştırılabilir. Etraftan benzer case'lerde. İstifayı hemen en başta vermeyebilirsiniz mesela. İzin çıktıktan sonra eğer o bir seneyi tamamlamadıysanız izin çıktıktan sonra istifa verebilirsiniz. Çünkü bazen yeni iş yeri süreyi uzatmayabilir. Hani uzatabilirler de bunu da konuşabilirsiniz mesela. Benim iznim biraz daha uzun sürecek. Peki şeyi nasıl yaptın o zaman? Sen yeni iş yerinden okey'i aldın. Evet. Peki hani soruyorlar ya ne zaman işe başlayabilirsin? Burada ne dedin? Ben kendim bir buffer süresi koydum kendime. Zaten tahmini Aralık civarında ayrılırsam en az 1,5-2 ay gibi bir şey koydum. Ya daha önce başlamamı istiyorlardı ama ben gene de hani Şubat olsa daha iyi olur çünkü zaten Ocak dönemi tatil. Neredeyse 2-3 hafta kimseye ulaşamıyorsunuz. Benim için her şey denk geldi. Ama bir de benim tabii notice period dediğimiz işte ihbar süresi daha doğrusu dediğimiz şey var. Benimki eski iş yerimde çok kısaydı. 1 aydı. Hatta o 1 ay içerisinde yapmadığım tatilleri de düşürdüğüm için çok kısa sürdü ama daha uzun işte 3 aylık ihbar süreleri olabilir. Zaten o var. Bir oradan bir zaman kaybımız olmayabilir Aslender Bahör'de bakımından. Eğer gene 1 aysa bence 1 ay kısa bir süre olabilir özellikle merkezde olunca. Yani en az bir 2 ay koyulabilir. Evet bence de 2 ay araya koymak lazım ki dediğin gibi hani küçük bir yer değilse ve büyük bir yerse 2 ay sonra cevap alacaksanız bir problem yaşamamak lazım. Ve hatta bence şunu da yapabilirsiniz. Yeni iş yerinizden kabul alırken şunu diyebilirsiniz. Ben bu değişikliği yabancılar dairesine bildirmek zorundayım. Yabancılar dairesine ulaşamamam durumunda işe başlangıç tarihinde esneklik sağlıyor musunuzu çok gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Bununla ilgili bir endişeniz lütfen olmasın. Çünkü sözleşme update gelebilir. Yani başlama tarihini değiştirebilirsiniz. Bu esnekler zaten. Evet yani o ona göre değiştirebilirsiniz. Hani 1 ay bir iş yerinde inanılmaz bir değişikliği yol açacağını sanmıyorum açıkçası. Hele Almanya'da hiç bence. Yani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten daha sonra sözüm şey değiştirdiler. Tekrar Aslender Bahör'de gönderirsiniz. Sanırım işte acilet durumunda gidip sabahın köründe gene yabancılar dairesine gidebilirsiniz. Yani dediğim gibi aciliyet durumunda sabahın köründe gidenler var. İşte atıyorum 200 gün sonra işe başlayacaksınız muhtemelen size alırlar ve o aslında çıktısını verdikleri belge de kart olmadığı için çok zor bir belge değil. Hemen kesinlikle. Çıktısını alıp verebilirler. Kesinlikle. Yani şunu bile yapabilirsiniz bu arada. Hani siz bunları başaramıyorsanız iş yerinizden de belki rica edebilirsiniz. Bu işleri yöneten biri vardır İK biriminde. Sizin için ulaşabilir birine ve rica edebilir. Bu da hani çözüm hızlı bir şey oluyor bu arada. Evet. Bütün tecrübelerini anlattığın için teşekkür ederiz. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey olursa bu süreçle ilgili videonun altına yorum yazabilirsiniz. Eğer ben bilmiyorsam Sogen'de sorarım en azından. Hani onun bildiği bir bilgi varsa aktarı. Teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.